Hayırlı olsun. İyi günlerde kullanılsın. İyi hizmetler yapmak nasip olsun inşallah. Tabii ki mekanlar önemli ama daha önemlisi mekanların içerisindeki sizin yapacağınız işler, burasının doldurulması, iyi amaçlarda kullanılması. Bu noktada ben de meclis üyelerimize konuyu meclise getirdiğimiz zaman, gündeme getirdiğimiz zaman sağ olsun onlar da böyle bir noktada gerekeni yapmamız lazım. Bizim de futbola destek olma noktasında, amatör spora destek olma noktasında, spora destek olma noktasında üzerimize düşeni yapmamız lazım diye hep birlikte aynı fikirle bu iş neticelendi. Ben de meclis üyelerimize de bu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şehrimizden yetişmiş hem sporcusu hem antrenörü, teknik direktörü bu işin her kademesinde bu şehirden yetişmiş insanlara çok daha fazlaca ihtiyaç olduğunu görebiliyoruz. Şimdi Kayseri Spor'umuzun altyapısından yetişmiş bizim gençlerimiz olsa, Kayseri Spor'da oynayan bizim gençlerimiz olsa, bizim bu şehrin yaşayanları, bu şehirde doğmuş, bu şehirde yetişmiş, bu şehirde büyümüş birileri Kayseri Spor'da oynasa herhalde hepimizin de memnun olacağı bir durum olur değil mi? Daha fazlaca bundan olabilmesi için de tabii ki bu tip tesislerin önemi var. Belediyelerimiz olarak bizlerin yapmış olduğu farklı farklı da çalışmalar var. Bizim biliyorsunuz Koca Sinan Spor Kulübümüzde birkaç branşta çocukların, gençlerimizin yetişmesi noktasında elimizden geldiğince spora destek veriyoruz. Masa tenisi ki sağ olsun Bekir abi zamanında başlamış bir masa tenisi çalışması ve bugün geldiğimiz noktada masa tenisinin milli takımının, masa tenisi milli takımındaki sporcular Koca Sinan Spor Kulübü'nün çocukları, orada yetişen çocuklarımız. Geçenlerde boksta kızımız derece aldı. Tekvando'da herkese gene kızımız derece aldı. Türkiye üçüncüsü, Türkiye birincisi oldular. Demek ki ilgilenince, mekanları, fiziki imkanları hazırlayınca olmaz diye bir şey yok. Her şey olabilir. Önemli olan bu alanları sağlayabilmek. Önemli olan insanlara yeterince imkan sunabilmek. İmkan sunduktan sonrasında her şey yapmak mümkün. Koca Sinan Spor Kulübü'nün tesislerini de daha çok mahallelerimiz içerisinde yaygın hale getirmeye başladık. Allah nasip ederse Sancaktepe'de, Boztepe'de, Yeşil Mahalle'de yeni yeni tesisler açıyoruz. Orada da çocuklarımız daha çok ferdi branşlarda talepleri var. O noktada da bizim tekvando gibi bir şeyde müsabık çocukları yetiştirebilmek için çalışıyoruz. Bir diğer şey güreşle ilgili. Şu anda Kayseri'de güreşle ilgili çalışan bir kurum yok. Güreşte bizim atasporumuz. Baktık böyle mailden yapmak isteyenler de var. Onunla ilgili çalışıyoruz. Eğer nasip olursa güreşe de sahip çıkıp Kocasinan Belediyesi olarak bir güreş takımı da oluşturmak için bir şeyin içerisindeyiz. Şabanın içerisindeyiz. Böyle insanlara dokunabilecek, onların yeteneklerini, kabiliyetlerini gün yüzüne çıkarabilecek, doğru yerlerde doğru vakit harcayabilecekleri, doğru zaman harcayabilecekleri işleri üretebilmek için de çalışıyoruz. 50'yi aşkın noktada şu anda çocuklarımızın oynayabileceği futbol sahaları yaptık. İnşallah daha da ihtiyaç olan noktalarda yapmaya da devam edeceğiz. İşin bir diğer tarafında amatör spora şimdiye kadar ola gelen desteğimiz bundan sonrasında da daha disiplinli bir şekilde, daha organize bir şekilde de bunu da devam ettireceğiz. Başkanımız ziyaretiyle bizi onurlandırdı. Kendisine hem bize verdiği desteklerden dolayı hem de bize olan güveninden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz.